vermek istiyorum. Ben şu mektubu okuyun, intihardan bu mektupla o çocuğumu vazgeçirdim ben. Esra Hanım, hemen İrfan Bey buradayken o karlılıkla ilgili kısmı anlatır mısınız? Benim bildiğim savcılık dosyasında intikal eden 6 ayda bir çekilen kredi tutarının %20'sini vermeyi mi vaat ettiniz? İnşaat proje ortaklığımızın sözleşmelerinde mevcut. 6 ay ile 2 yıl arasında... Sizden duymak istiyorum, ben sözleşmeyi görmek net istemiyorum. Net söylüyorum, 6 ay ile 2 yıl arasında %20'nin altında olmamak üzere şirketimizin ve şahsımın vardır, temin etmiş tamam. olduğu Doğru bir karlılık mevcuttur. Burada da arkadaşların aralarında gördüğüm bu karlılığı alan arkadaşlar da mevcut. Gelmişler sağ olsun. Şimdi İbrahim amcanın oğlu Fatih 105 bin TL gibi bir rakamda bu sistemde mağdur edilmiş ve sonrasında oğlum psikolojik olarak işte mide bulantıları istifra etmesiyle beraber etkilerini göstermeye başladı. Biz olaydan aylar sonra haberdar olduk. Çünkü bütün kişilere Kur'an'a el bastırarak bir yemin ettirilmiş, hiç kimse ailelerine söylememiş. En önemli Kesinlikle. Konu bu. Hiçbirinin bu krediyi çektiğinden ailesinin haberi yok. Oğlumuz Fatih'e intihar girişiminden sonra yazdığınız evet, mektubu evet. okuyorum. Sen de bir babasın. Senin çocuklarını nasıl seviyorsan bizler de seni öyle seviyoruz. Bir anne babanın gözünden çocukları hiç büyümez. Her zaman onlar anne babanın gözünde çocuk olarak kalır. Herkesin hayatında olumlu ve olumsuz hataları olur ve olacaktır da bunlar doğaldır. Önemli olan bunlardan ders almaktır. Bizler ailece senin arkandayız. Biz bir bütünüz. İyi ve kötü günlerde beraber olmamız gerekir ve öyleyiz. Şimdi bu olayda bizi ne kadar doğru ve çok bilgilendirirseniz bizler de size faydalı oluruz. Olan olmuş. Biz şimdi bu olayı en az zararlı atlatmaya çalışalım. Bakın baba soruyor 5-6 maddede. 1. Size ne vaat ettiler? Ne vaat ettiniz onlara? Karlılık. Ticari anlamda karlılık. Net cevap istiyorum. 2. Sizden ne istediler? Onlardan ne istediniz? Onlardan ne istediniz derken herhangi bir talebimiz olmadı. Bizim zaten böyle bir çalışmamız vardı. Normal insanlarla beraber götürdüğümüz işitme engelli insanların talebi üzerine biz bu durumu onlara Peki. sunduk. Üçüncü sorusu babanın. Evet. Ne kadar para ödediniz? Ne kadar rakamlar arasında size paralar ödendi? Bize ne kadar para ödendi derken? Evet. Yani almış olduğumuz. Ne kadar para ödendi? 1000 lira para veren de var, 5000 lira Toplamda para veren de var. Toplamda ne kadar ödendi? Yani nereden baksanız firmamızın o dönemde kabul etmiş olduğu 5 tane inşaat projesi vardı. Ortalama şartlarda 9-10 milyon civarlarında bir bütçe. Bu projeler mevcut. Real mi? Gayet real. Ada parseline kadar verebilirim avukatım. Peki. Hangi bankalardan teslim ne kadar ettim, arsa kredi sahiplerini çektiniz? Arayın isterseniz. Tüm inşaatları Beş teslim Beş bankadan ettim. Kredi çekenleri el kaldırsın. Bekleyin. Beş. Yedi bankadan kredi çekenler. Yedi banka var. Altı var. Sadece el. Sadece el kaldırın. Aynı gün mü? Aynı gün mü? Aynı gün diyenler el kaldırsın. Ailene söyleme, sürpriz yapacak demişler. Aynı gün içerisinde 4 bankadan çekti. Aynı gün içerisinde 4 bankadan evet, çekti. Ali Bey, ertesi Peki, günde 2 bankada. Peki 9 bankadan kredi çekenler? Çoğu yani 5 ile 9 arasındaki bankalar. En arkada var evet. Ve Hadi. Size ne kadar ödeme yaptılar? Parasını geri alan var mı? Parasını geri alan... Hiç kimse almadım diyor. Şimdi, hiç kimse almadım pardon, diyor. Bakın burada alanlar, yalnız ben işaretliğinden anlıyorum. Alan arkadaşlar sessiz kalıyorlar ve kişi almayanlar kişi zaten burada. Alanlar almış. Şu anda dışarıda. Kim o? Osman Bey aldı. Osman Bey siz ödemenizi geri aldınız mı? Yakın tutun. 3000 sadece 3000 TL ödeme aldık. Ne kadar para çektiniz? 152 bin lira. 3 bin lira mı ödeme aldınız? Evet efendim. Devede sadece kulak. 3 bin lira mı? Sadece 3 bin lira. Biz İrfan, 1 milyar İrfan Bey'le sadece defalarca Ankara'da görüştük. Biz Kayseri'de ikamet ediyoruz. İşitme engelli Futbol Federasyonu seçiminden dolayı oğlum Ankara'ya geliyor. Bunların Sessiz. Kaldıkları otele, bunun elemanları, işbirlikçileri otelde bunlara varıp bunları ikna ediyorlar. İş yerindeki bodrosunun olmadığı için... Kendi özel arabalarıyla Kayseri'ye geliyorlar. Ailesinden bodroyu alıyorlar. Ailesine dahi uğramadan geri Ankara'ya geliyorlar. Bir günde 4 bankadan, ikinci gün 2 bankadan olmak şartıyla 152 bin TL çekildi. Kendisiyle defalarca görüştük. Bizde ödeme taahhüt ettiği şartlar var. Sadece 3 bin TL ödedi. Krediniz şu anda sizin tarafınızdan mı ödeniyor çekilen kredi? 6 bankanın 3 tanesini ben kendim kapattım. Babası olarak mı? Babası olarak 3 tanesinin bugün için banka ismi vermiyorum.
Bankanın bir tanesine mahkememiz vardı. Buraya davet edildiğim için mahkemeye gitmedim, buraya geldim. Anlatacağım. Esra Hanım, bir şey söylemek istiyorum. Babanın cümlesi söylüyorum. Bizleri bu konuda doğru bilgilendirirseniz hep beraber daha iyi netice alırız demiş baba İbrahim Özalp. Peki Osman abi, başka söz almak isteyen Hatice Hanım, buyurun. Esra Hanım, ayağa kalkın önce lütfen. Önce vicdandan bahsetti. Diyeceğim ki kendisine, vicdanınız var mı? Bu çocuk çocukları oluyor ve çocuklarının altınlarını toparlıyor. Altınlarını toparlıyor, bir araba alıyor. İkinci çocuğu doyuyor, sağ sol yine buna yardım ediyor ve yine buna altın takıyorlar çocuğuna. Cevap ve o çocuğun altınlarıyla, ben konuşacağım. Tabii o lütfen. Çocuğun altınlarıyla araba almak istiyor. Diyor ki ben araba alacağım. Ben de kendilerine dedim ki ikinci el alırsınız ve bu araba bozulur. Ben oğlum size ne yapalım, gel size bir birinci el araba alalım dedim. Ve kalkıyor bu çocuklar, birinci el gidiyoruz. ...1.540'a yakın. Ve bu altınları bu çocuk toparlıyor, gidiyor. Biz aldığımız arabaya teslim ediyoruz. Ve geriye kalıyor 37.500 para kalıyor. Onu da kalkıyor, kredi çekiyor. Tam biz 2 sene bu arabaya binmedik. Çocuklar, torunlar binmediler. Memleketteyim ben. Benim kız da memlekette. Bir bakıyoruz ki mesaj geliyor, ben arsa aldım. Anında bildim ben bu çocuğun dolandırıldığını ama kimin tarafından bilemedim. Seviniyor çocuklar, arsamız iyi olacak, arsamız yükselecek. Kızım kim bu adam, nasıl aldınız? Ve çocukları üzmek istemedim. Ta ki bunun arkadaşı, böyle biz onlara gitmiştik, oturmaya gitmiştik, dolandırılmıştı. O gelemedi. Daha bu kaç tane gelemeyenler var sizin tarafınızdan ve aldatılan kişi. Gözümün içine bakıyorsunuz. Müsaadeniz varsa cevap verebilme hakkım var mı? Bizim o aldığımız arabaya nasıl vicdanla biniyorsun sen? Bu mu senin vicdanlı çocuklar binmeden? Şimdi direkt ithamda bulunuyorsunuz evet, ama. Çünkü Hatice Hanım, şöyle söyleyeyim evet, size. Sizin altınızdan şimdi araba bilemiyorum. Bakın. Invest Premium bu ne anlatılanların yapıyor? Dışındaki bu ayrı bir proje. O başka bir şey. O burayla alakalı değil. Verebiliriz. Arsa tapu veriyor işte. Ben aynı şekilde Doktor Arsa ve Invest Premium mağdurlarının da telefon hattımıza bağlanmalarını istiyorum. Ya da ihbar hattından da WhatsApp atabilirler. Evet. Murat amcacığım, mağdur edilen kimdir? Mağdur gelinimle... Kız, oğlum. Ne kadar kredi çektiler? 68 bin lira gelinde çektirmişler. 20 bin lira o çekmiş. O Allah'tan ya daha önce çektiği için ona fazla çektirememişler. 2 gün içerisinde Ankara'da. Bizim Ankara'yla hiçbir bağlantımız yok. Onu soracaktım yani. Kesinlikle hiçbir bağlantım niye yok. Niye Ankara'ya gittiler? Bilmiyorum. Benim çağıran hiç haberim yok. Ve bu yatırma davetinden kim sorar? Ancak icralar gelene kadar benim hiç haberim olmadı. İcralar gelince haberdar olduk. Sizin bu kredi çekimlerinden icralar gelince mi haberiniz hiç oldu? Hiç haberim yoktur. Bunlara da yemin ettirmiş ki Kur'an'a el bastırmış. Sakın ailelerinize söylemeyin. Lütfen bu şekilde ithamlarda bulunmayın evet, ama evet, amcacığım. Olur. Bakın biz evet. Kur'an'la ve bu tür Allah katında inançlara sahip olan insanlarız. Böyle bir durum söz konusu söylesin. Değil. Lütfen. Onun takibinde biz avukat tuttuk. Neticede kısa gideceğim. Söyle. Avukatla beraber gittik 4 kişi. Oğuz Karlıhan diye şu çocuk, bir tane de onun abisi, 4 tane. Biz de bir avukat tuttuk. Gittik. Biz avukatla beraber kendisinin yazıhanesinde 2 tane de kendinin avukatıyla beraber bize sözleşme yaptı. Her ay 15 milyon lira ödeyeceğim diye. 15 evet. bin lira. Bir ay ödemiş avukata, avukata geçti. Onun haricinde ödemedi. Acaba niçin ödeyemedim? Kendisiyle soruyor musunuz? Defaten telefonla görüştüm birkaç defa. Ondan sonra telefonlarıma şöyle oldu, aynı laf demagojisi. Başka hiçbir şey yoktur. Tamamen yalan ve şeyden başka anlaşma hiçbir şey yok. Platformlarımızın... Mağduriyetiniz giderildi mi? Hayır, hayır efendim. Bankalar şu anda bankalarla beraber öyle her icra yazıları sürekli gelip gidiyor. 1500'e yakın itirazın iptali davası var. Bankaların açtı. 6 tane icra geldi. Evet, elbise. Buradalar zaten icra yazıları. Tamamen buradalar. Getirdim ben. Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Aranızda bankadan tüketici kredisi çektikten sonra bu ödemeleri bankaya... İrfan Bey'in yaptığı var mı? Var, ödemiş. Tabii birkaç ki. Tane. Birkaç geri ay niye olarak, böyle bir ödeme yaptınız? Kendi ödemeli, çeken siz değilsiniz. Niye ki. Ödediniz? Birkaç ay kendisi geri ödemeli ödemiş. Olarak almış olduğumuz yatırım şekline giriyor. Evet. Ve biz aylık olarak 6 ay 1 sene hatta peşinden ödemiş olduğumuz ödemeler arasında mevcuttur. Sizin bizim yaşamış olduğumuz mağduriyet var mı ödediğinize tabii dair? Tabii ki bir çuval kadar var. Peki hukuken bunu nasıl anlamlandırıyorsunuz? Sizin adınıza olmayan bir kredi taksidini... Çok basit. Arkadaşlarla zaten bunun sözleşmesini yapmışız ve sözleşmeler mevcut.
Bu sözleşmeleri istinaden sözleşmesiz bir kişi yok aralarında. Aynı zamanda da şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın ben diyorum ki 2015'in Mart'ına kadar biz ödemeleri gerçekleştirdik. Akabinde kooperatif ve inşaat proje ortaklı olarak devam edildiği süreçte de avukatlarıyla görüştük ve ödeme yaptık. Bu ödemelerin istinaden kooperatif hisselerimizi bize vermedikleri için ve kooperatifimizden ayrılmadıkları için talebimiz çünkü buydu. İrfan Bey biz çok ödemeleri konuşuyorsunuz bir dakika çok, ama bir ama şey söyleyeceğim. Ben bitirebilir miyim? Bir dakika Gamze Hanım. Hayır siz yeteri rica kadar ediyorum. Konuştunuz. Ama bir şey sorulan söylemek sorunun istiyorum. Cevabını veriyorum. İrfan Bey anlamıyoruz biz size. Bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Hala gülüyorsunuz. Utanmıyorsunuz. Gamze Hanım adam benim utanacak hiçbir şeyim yok. Benim utanacak bir pozisyonum olsa buraya gelmezdim zaten. Sizin gibileri utanmaz zaten. Beyefendi yapmış kalkmış burada iş evladım intihar edecekti diyor. Siz utanmadan biz ne diyoruz? Pişkin pişkin. Utanmaz. Gamze Hanım bir tam da bu. Engelli arkadaşların ailelerine kadar dün bir tane teyzem vardı Hasan Hüseyin'in aynen teyzem dün programımızda şunu söyledi aynen dedi ki bizi aradılar bizi aradılar bizi aradılar taksit taksit verelim dediler fakat ne fakat siz bir şey biz peşin olarak alma biz peşin şey olarak almak istediğimiz için anlaşma platformuna gelmediklerini kendileri söylediler. Gayet net bir şekilde biz eğitim engellerle alakalı meselemizi halletmek için uğraşıyoruz için, ve şu an itibariyle de hala ödemelere devam ediyoruz. Kısa ve net cümleler kullanmıyorsunuz. Ya. Durmadan bakın, olaylı biz olaylı anlatıyorsunuz. Bakın hala ödemeye devam ediyoruz. Halen ödemeye devam ediyoruz Gamze Hanım. Halen ödemeye devam eden adam nasıl dolandırıcı oluyor? Lütfen bu noktada cevap verebilir misiniz bana? Peki. Şunu sorabilir miyim? Yani dolandırıcı olan insan niye hala anlaştığı yerlerde para veriyor? İrfan Bey ben cevap verebilir miyim? Evet buyurun Esra. Kendi özgür iradeleri ile kredi çeken bu insanların kredilerini siz ne hakla ödüyorsunuz? Çok basit efendim. Nasıl az önce bahsettim sözleşmelerde hayır, geri ödemeli yatırım. Hiçbir şey anlamadım. Siz kendinize göre piramit bir sistem kurmuşsunuz. Hayır, önce kartlayı vereceksiniz. Kesinlikle bunu kılıfına uydurmayınca orada bir tökezleyince arkasından da kooperatif diye bana alakası yok. Bir şey uydurmuşsunuz. Benim hakkımdaki istinad edilen suç da zaten bu. Bakın, yalnız bu bahsetmiş olduğunuz bahsetmiş Bey, olduğunuz şeylerle kişi, ilgili kovuşturma yer olmadığına dair bakın, sonuçlar var bu şikayetlerle ilgili. Bir kişi mağdur edilmiş olsaydı derdim ki yani bunu da telafi edebilecek bir adam derdim ama bu kadar insan 100 kişi, intihar eden mi etmeye yeltenen mi 162 kişinin yüzünü geçkin anlaşma sağladık çocukların Esra çocukların evine ekmek götürmeyen mi bunalımlara giren insanlar mı ve bunları yaşayanların hepsinin işitme engelli oluyor olması benim kalbim ama zaten cevabını verdi İrfan Bey tekrar söylüyorum kendi annem babam olsaydı bankaya yalnız göndermezdim dedi buyurun Esra Hanım. Yılmaz amca. Esra Hanım. Yılmaz amca. Gamze Hanım fark etmiş. Yani söz hakkı almak istiyorum. Keşke o empati yeteneğinizi bu empatiyi ben ailemden kaynaklı olarak ziyadesiyle yaşıyorum avukatım. Ben bu empatiyi yaşadığım için de net bir şekilde şunu söylüyorum. Tüm işitme engelli arkadaşlar için anlaşma pozisyonu oluşturduk. Ama anlaşmayanlar gelmiş buraya. Cesaretini gösterebilseydiniz. Biz arkadaşların tamamını çağırdık anlaşmaya. Neden gelmediler? Yılmaz Bey. Peşin istedikleri için. Ne taksit için? Taksit veriyoruz zaten. İzin. Şu anda ödüyoruz. Anlaşmalarımız mevcut. Kime? Niye burada? Arkadaşları anlaşmaya çağırdık. Burada bir sürü kişi var. Sibel abla bir sürü kişi var. Buraya anlaşmayan arkadaşlar geldiği için zaten...